İsmail saymaz Sözcü gazetesi Çocuk işçiler cehennemi. Ömer'in çırak olarak çalıştığı kaportacıda çekilmiş fotoğrafına bakıyorum. Yüzünde tüy bitmemiş daha. Gözlerinin içi gülüyor. Elleri yaşıtlarından daha erken yaşlanan çocuklardan biriydi o. Adı Ömer Girgin. 14 yaşında. Babası evi terk etmiş, annesi gündelikçi, ağabeyi tersane işçisi. Kendisi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yılmaz Acar'a ait kaportacıda sigortasız şekilde çalışıyordu. Tiner patladı. Ömer 30 Kasım sabahı her zamanki gibi saat 8'de kaportacıya geldi. İlk iş olarak sobayı yakması gerekiyordu. Gazete parçalarını ve kağıtları tinerle tutuşturmak istedi. Birdenbire soba patladı. Alev topunun içinde kaldı Ömer. Ambulans çağrıldı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülen Ömer'in hayat mücadelesi 11 gün sürdü. 11 Aralık'ta son nefesini verdi. Ateşle oynamayı severmiş. Kaportacı Yılmaz Acar bir gün sonra alınan ifadesinde Ömer'i suçladı. Ömer'in yanında daimi olarak çalışmadığını iddia etti. Diğer mahalle çocukları gibi haftada iki gün dükkana geldiğini söyledi. Ailesine katkı olması için Ömer'in iş yerini temizlemesine izin verdiğini ileri sürdü. Şöyle dedi. Ailesinin maddi durumu kötüdür. Babaları onlarla yaşamamaktadır. Abisi tersanede çalışmaktadır. Ömer'in uyuşturucuya ve diğer kötü şeylere bulaşmasın diye iş yerime gelip gitmesine izin veririm. İş yerimde daimi olarak çalışmamaktadır. Ancak bazen kendisine para veririm. İş yerini süpürmesini isterim. Gündelikçi gibi para karşılığı iş yerimi temizler. Bunu ailesine katkı olsun diye yapıyorum. Acar o gün saat 8'de iş yerine gittiğini, dükkanın kapısını açıp parça almak üzere çıktığını iddia etti. Kapıyı açık gören Ömer'in habersiz içeri girdiğini savundu. Şöyle devam etti. Ömer kapıyı açık bırakmam sebebiyle iş yerine girmiş, iki gün önce iş yerinde bulunan gazeteleri yakmak amacıyla soba kurdurmuştum. Ömer dolapta bulunan tineri alıp sobaya dökmüş ve yakmaya çalışmış. Tineri döktüğü için bir anda patlama meydana gelmiş.'' Sabah ben sobayı yakmamıştım. Ömer daha önce iş yerinde böyle bir şey yapmamıştı. Ailesinden duyduğum kadarıyla ateşle oynamayı seviyormuş. Kötü yola düşmesin diye. Avukatı Mehmet Filik müvekkili Acar'dan geri kalmadı. Ömer ve ailesini sorumlu gösterdi. Acar'ın kötü yola düşmemesi için Ömer'e sahip çıktığını ve iş verdiğini öne sürdü. Ömer'in bisikletini boyayacak kadar elinden esnaflık geldiğini anlatan Filik utandıran bir savunma yaptı. Filik müvekkilim Ömer'in kötü yola düşmemesi için iş yerine gelip gitmesine izin vermiştir. Ömer'in maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle müvekkilim haricinde diğer esnaflar da çocuğa sahip çıkmıştır. Ömer babası ile birlikte yaşamamaktadır. Annesi gündelikçi olarak çalışmaktadır. Yani gün içerisinde Ömer'e sahip çıkacak bir ebeveyn yoktur. Müvekkilim bu sebeple Ömer'e sahip çıkmak istemiştir. Ömer kendi bisikletini boyamakta yani elinden biraz esnaflık gelmektedir. Olay günü müvekkilim iş yerinde olmadığı sırada Ömer dükkana gelmiştir. Kaza meydana gelmiştir. Müvekkilim kasti hareketi yoktur. Ailesi şikayetçi olmadı. Avukat Filik Ömer'in ölümünden sonra Acar'ın aileyle irtibat kurduğunu ve maddi ve manevi olarak ailenin yanında olduğunu belirtti. Kan parası verildiğini ima etti. Acar'ın Behçet hastalığından ötürü ayakta duramadığını ifade ederek tutuksuz yargılanmasını istedi. Öyle de oldu çocuk işçi çalıştıran Acar serbest bırakıldı. Hiçbir tedbir konmadı. Ömer'in annesi Zübeyde ve ağabeyi Engin Girgin de savcılığa başvurarak şikayetçi olmadığımızı, herhangi bir talebimiz olmadığını bildiririz diye dilekçe verdi. Annesi Zübeyde Girgin okuma yazma bilmediğinden parmak bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı verilerine göre 15-17 yaş arasında 619 bin genç işçi var. Bu rakam 2021'de 520 bindi. 14 yaşını doldurmamış olanların çalıştırılması yasak olduğu için bu yaş altındaki çocuk işçilerin sayısı bilinmiyor. Çocuk işçi çalıştıran işveren yakalandığı takdirde 2023 itibariyle 9302 TL ödeyip kurtuluyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olan 12 Haziran 2023'te yaptığı açıklamaya göre AK Parti iktidarı boyunca en az 888 çocuk işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ömer iş cinayetinde can veren kaçıncı çocuktur bilmiyorum. Ancak son olmadığı ve olmayacağı kesin. Çünkü artık Türkiye bir çocuk işçiler cehennemi. Ekrem Bey'i törenlerde gördüm. Sohbetimiz bile olmadı. Akşener, İyi Parti'ye kurumsal bir operasyon yapıldığını iddia ediyor. Kim yapıyormuş? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Akşener'e göre İmamoğlu eski İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan üzerinden İyi Parti'nin iç işlerine müdahale ederek İstanbul'da ittifak sağlamak istiyormuş. Verecekleri destek karşılığında İyi Parti'ye 3 ilçe belediyesi ve 25 meclis üyeliği teklif edeceklermiş. Kurulduğu günden beri CHP ile ittifak içinde olan İyi Partililer bugün eski ortaklarıyla yapılan arabuluculuk girişimlerine kurumsal operasyon diyor. Ve aynı İyi Partililer CHP ile işbirliğini savundukları için istifa edenlerin arkasından İmamoğlu parmağı arıyor. Son örnek geçen hafta İyi Parti'den ayrılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu. Yanık Ömeroğlu'nun istifa ettiği gün İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak İmamoğlu'nu ima ederek sahibinden.com diye tweet attı. Ankara Milletvekili Yüksel Aslan İmamoğlu satın aldı diye yazdı. Yanık Ömeroğlu'nu aradım, neden istifa ettiğini ve iddiaları sordum. Yanık Ömeroğlu'nun Akburak ve Aslan dahil hakkında tweet atanlar için suç duyurusunda bulunduğunu öğrendim. Neden istifa ettiniz? Ben partinin kurucusuyum. Genel idare Kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı yaptım. Merkez parti olmak için kurulduk, olamadık. Verilen karar, aday çıkarma kararı, istifa sebebim son damla oldu. İyi Parti'nin merkez parti olmasını istiyordunuz. Merkez parti olup alternatif olmasını istiyorduk. İktidar olmak istiyorduk. Teşkilatlarımız, genel başkan herkes böyle istiyordu. Ne arzuluyordunuz? İşbirliği yapılmasını arzuluyorduk. Bu tartıya çıkacağımız bir seçim değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimde çıkmalıydı. Ama bu öyle bir dönem değil. Hem parti hem ülke açısından işbirliği yapmayacağız kararını doğru bulmadım. Hangi bakımdan yanlış? Güçlü bir muhalefet olacaksak bu seçimde güçlü olmamız ve kazanmamız gerekiyordu. Şu an muhalefetin güçlü olabileceğini düşünmüyorum. Sonuçları ne olur? Belediyeler kaybedilebilir. Risktir bu. Bu risk karşısında güçlü olmamız daha doğruydu. İstifadan önce Akşener'le konuştunuz mu? Hayır konuşmadım. Kimseyle görüşerek istifa etmedim. Ben iş insanıyım. İnşaat yüksek mühendisiyim. İnşaat proje işleri yapıyorum. Ama siyasete başladığımda işlerimi bıraktım. Hiçbir belediyenin ihalesine teklif vermedim. Bir genel başkan yardımcısı ve milletvekili çok çirkin tweetler attılar. Ekrem Bey'i yalnızca törenlerde gördüm. İmamoğlu'yla tanışır mısınız? Törenlerde elini sıktıysam o kadar asla bir sohbetimiz olmadı. Olabilirdi de. Yavaşla da olmadı. Seçimden sonra hayırlı olsuna gittim o kadar. Çok ağrıma gitti bu ithamlar. Ben kadın politikaları başkanlığı yaptım. Bir kadına bunu nasıl söylediler, kendilerini rezil ettiler, partiyi de rezil ettiler. Akburak sahibinden.com dedi. Nasıl yorumladınız? Terbiyesizlik olarak nitelendiriyorum. Aslan İmamoğlu satın aldı diye yazdı. Tövbe Rabbim. Tekrarlarken utanıyorum. Benim iki evladım var. Anneyim bu ülke için çalıştım. Ne yapacaksınız bundan sonra? Bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. İstifalarda İmamoğlu'nun parmağı olduğu, partiye operasyon yapıldığı iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Beni en iyi genel başkan tanır. Çirkin imalar oldu. Tweetler için suç duyurusunda bulundum. Bunları içinde Akburak ve Aslan'da var mı? Var. Bu kadar kişi istifa etti. Bir tek bana çirkin şeyler yazıldı. Kadın olduğum için galiba. Erkeklerden çok ürkülür ama kadınlara maalesef kırgınım. Onlar rezil oldular. Bu tweetleri atanlar utansın. Yakışıyor mu yani? Benim kurduğum parti o. Hepimizin emeği var. İster miyim zarar gelmesini? Onun için sessiz sakin ayrılmaya çalıştım. Bu konunun konuşulmasında dahi utanıyorum. İBB ile ticari ilişkiniz olduğunu söylediler. Ispatlasınlar. O kadar kolay ki iftira atmak. Genel başkanımız benim böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi bilir.